Kezban'ın davetiyesi. Senin. Ne güzel değil mi? Evet. Parası olanlar için çok güzel şeyler var. Bir tanesini hatıra olarak saklayacağım. İleride torunlarıma gösteririm. Çok teşekkür ederim Gülnaz ama herhalde benim gelmem pek doğru olmaz. Aa, o ne demek Hidayet? Sen benim ortağım değil misin? Kimse gelmezse sen geleceksin. Bekir de gelecek diyorsun. Bırak gelsin. Onu engelleyemem. Ama sen ne olur o gün sen beni yalnız bırakma Hidayet. Peki. Madem istiyorsun. Ben senin istediğini yapacağım ama sen de beni kırmayacaksın. Neymiş o? Madem elbiseni kendin dikiyorsun, o zaman ayakkabını da bununla alacaksın. Daha sana borcum var. Her şey iyi gidiyor Gülnaz. Sonra hesabımızı görürüz. Bak eğer almazsan ben de nikaha gelmem ona göre. Bunu ayakkabı için değil ama nikahta Kezban'a bir bilezik takmak için alıyorum Hidayet. Teşekkür ederim. Sağ ol. İşte Kezban'ımın davetiyesi bu. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Burada Yeşim diyor. İş yerinde herkes onu öyle tanıyormuş. Ah, adamın adı da Haluk. Ya, beyefendinin adı gibi. Haluk Meveres. Hadi bakalım, hayırlı olsun. İnşallah adı gibi huyu da benzer beyefendiye. O da Kezban'ımı sizin kadar mutlu eder. İnşallah Gülnaz. Galiba yanlış anladım Haluk. Sen Yeşim'le nasıl evlenebilirsin? Zaten evli bir adamsın. Bak Cüneyt, her şey göstermelik olacak. Sırf ailesine karşı Yeşim'i zor durumda bırakmamak için. Her zaman çapkın bir adamdın Haluk. Karın nasıl oldu da bunu hiç öğrenemedi? Bir türlü anlayamadım. Herhalde çok beceriklisin. Ama yanımda çalışan bir kıza bunu yapmamalıydın. O kadar büyütme. Ben onu kandırmadım. Asıl yalanları o söyledi. Adının Yeşim olduğu bile yalan. Sahte bir nikah. Böyle bir şeyi göze alabilmek için çıldırmış olmalısın. Hiç düşünmedin mi? Ya Pervin duyarsa ya da seni tanıyan biri. Düşünmez olur muyum? Ama bana şantaj yaptı. Karımın yanına bile gitti. Mecbur kaldım Cüneyt. Nikah için başka bir soyadı kullanacağım. Lütfen bana yardım et. Şahitliğimi yap. Lütfen. Bunu başka kimden isteyebilirim ki? Hayır, kabul etmiyorum. Böyle bir sahte nikah için sahtekar bir şahit bul. Bu ben olamam. Alo. Buyurun ben Pelin. Merhaba Pelin. Ben Ali. Hani Fatoş'un partisinde tanışmıştık ya. Bu akşam boş musun diyecektim. Benim izin gecem de. Tabii. Neden olmasın? Saat kaçta nerede buluşacağız? Tamam. Orada görüşürüz. Bay bay. Ne demek gitmem gerekiyor? Bu gecemi sana ayırdım. Dostlarımın davetlerini geri çevirdim. Cemal'in yemek teklifini reddettim. Neden? Çünkü seninle olacaktım. Saadet bak, bir arkadaşıma söz verdim. Gitmemezlik edemem. Telefon et ve gelemeyeceğini söyle. Hemen şu an. Yapamam. Gitmeliyim. Bana bunu nasıl söylersin? Böyle bir saygısızlığı kabul edemem. Saygısızlık etmiyorum ki Saadet. Yarın akşam buluşuruz. Hayır, bu gece. Lütfen beni bağışla ama kalamam. Ali, sen hiç böyle yapmazdın. Ne oldu? Hiçbir şey. Senden sadece bu gece izin istiyorum. Özür dilerim. Sen benim için çok önemlisin, biliyorsun. Ama bu gece sözüm var. Pekala. Ben de o zaman Cemal'i arayıp yemek davetini kabul ettiğimi söylerim. Bak, lütfen bunu yapma. Ama ille de istiyorsan sen bilirsin. Özür dilerim, seni beklettim. Önemli değil, ben de yeni geldim. Niçin gülüyorsun? Ya sen? Bilmiyorum, biraz tuhaf değil mi? Yani ikimiz de pek rahat davranamıyoruz. Evet, tuhaf.
Ne içelim? Ben margarita istiyorum. Tamam. Bakar mısınız? İki margarita. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ki bir saat geç kalacağım dedi. Neredesin ya? Çok mutluyum be Musti. Ya Ali, ne oluyor sana? Önce Saadet, şimdi bu kız. Ne yaptık biliyor musun Musti? Pelin'in arabasına binip rastgele sürdük. Nereye gittiğimizi bile bilmeden. Aferin. Beni de burada güç durumda bıraktın ama. Bu kızı iyi ki tanıdım Musti. Çok tatlı, çok duygulu bir kız. Rüyadan uyanmaya hazır ol. Kız seni zengin sanıyor. Gerçi öğrenmeden ondan ayrılmalısın. Onun için fazla derinlere dalma. Bu gece ilk defa ne düşündüm biliyor musun? Saadet'in parasını kullanarak bu kızı daha ne kadar elimde tutabilirim diye düşündüm. Gördün mü? Sen de jigolo olmaya başladın. Oysa kadının parasını almak sana hakaret gibi geliyordu. Musti, bak bu gece çok mutluyum. Ne olur bunu bozma ya. Başıma gitmem için o kadar ısrar ettin ki benden kurtulmak istediğini düşünmeye başladım. Senden kurtulmak isteyen bir erkek çıldırmış olmalı. Bir koca canım. İkisinin arasında çok fark var. Benim işlerim yüzünden buraya çakılıp kaldığını düşündükçe suçluluk duyuyorum. Ben en kısa zamanda senin yanında olacağım yavrum. Seninle evlendiğimde bu kadar meşgul bir adam değildim. Ve her şey çok daha güzeldi. Her şey her zaman güzel. Ah hay Allah. Ben nasıl unuttum. Gülnaz'ın kızının davetiyesi. Ne Gülnaz? Ne kızı? Hem böyle insanların arasında senin ne işin var? Canım, kadıncağızın gönlü olsun diye işte. Bari bir hediye alalım. İyi, bir hediye alırız. Senin uçağın alırız. Hadi. İyi yolculuk. Yarın akşam 7 için biletini aldım. Hadi bakalım aslan oğlum. Kışlanın yolu göründü gene. Ama 4 ay sonra buradasın. İşin de hazır yazıhanende. Tabii Sami Bey o zamana kadar fikir değiştirmezse baba. Niye değiştirsin evlat? Senden iyisini mi bulacak? Baba, duydun mu? Bugün Kezban'ın düğünü varmış. Boş ver be oğlum. Her şey kısmet. Sen de artık duygularını dizginlemesini öğren. Hadi bak, hadi. Canım benim. Gelinliğin, saçları, her şeyin ne güzel yakıştı. Ne oluyor? Kimse benimle ilgilenmiyor. Oh, geldim anne, geldim, geldim. Hani benim şalımı verecektin? Babaanne, benden istesene ya. Sen ne anlarsın? Annem biliyor her şeyin yerini. Hem nasıl gideceğim ben oraya? Biz gelin arabasına binmeyecek miyiz? Olur mu babaanne? Haluk'la ikimiz olacağız arabada. Merak etme. Ben seni kucakladığım gibi taksiye koyup götüreceğim. Belki damat bizi yanına alır. Bu döküntü evden kurtulur. Ay anne, nereden çıkarıyorsun? Bizim evimiz kendimize göre. Bakar mısınız şu güzelliğe? Peri kızları gibi oldu Kezban. Ne kadar da yakıştı. Düğünü
de nikah salonunu da adam istemedi. Niye acaba? Ayol adam sosyeteden. Kızın ailesinden utanıyor herhalde. Olur mu canım? Gülnaz niye kabul etti ki böyle bir şeyi? Eder tabii. Böyle yağlı kısmeti kim kaçırmak ister? Doğru. Arif, bu olanları hemen unutacağız. Hanımefendiyle konuşurken çok dikkatli. Sakın bir açık vereyim de. Hiç merak etmeyin beyefendi. Şu renkçi, fazla yaklaşma. Şuradan hemen. Sen bana bak. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Kızıma bakmaya doyamıyorum Haluk Bey. Hep dua ederdim. Allah'ım kıymet bileni, hoş tutana düşürsün diye. Çok şükür dualarım kabul oldu. Onu hiç üzmeyin olur mu? Aman anne, sırası mı şimdi? Hadi yeşim, çıkalım artık. Ah, bir dakika, bir dakika. Ayol, hiçbirimizi nikaha davet etmediler. Adam istemiyormuş. Hiç böyle şey duymadım. Gelin geliyor. Çağıran mı var? Var tabii. Kızımın nikahına ben gitmeyeceğim de kim gidecek ha? Seni adam yerine koyan mı var be? Kızı Gülnaz'dan istediler. Benden de istediler. Damat elimi öptü, rızamı aldı. Yok canım. Peki madem öyle neden beni götürmüyorsun? Aa bak olmaz işte. Sen benim karım değilsin. Ne de olsa Gülnaz'ın nikahlı kocasıyım. Öyle surat asıp durma. Bu nikahta bize çok ekmek düşecek. Hadi bana eyvallah. Hadi bakalım. Thank you.
çiçek geldi. Seni unutmamış evladım. Alo. Aa, buyurun Pervin Hanım. Nerede bu Haluk Allah aşkına? Evde değil, ofiste değil. Cep telefonu da kapalı. Bilmiyorum Pervin Hanım. Bugün hiç uğramadı. Bir şey de söylemedi. Bağlantı kurarsan söyle, hemen beni arasın. Ha, sana haber verdiğim adrese çiçek gönderecektim. Gönderdin mi? Unutmadın inşallah. Gönderdim Pervin Hanım. Tamam. Haluk'u bulmaya bak. Baba, ne oluyorsun bu kadar? Biraz kendini kontrol etsene. Ağzını açma. Her şeyi biliyorum. Anana söyledin mi yüreğine iner. Yeşim, müsaadenizle. Gelsene. Hayrola Haluk? Yeter artık bu soytarlık. Bir yolunu bulup yolla bu kalabalığı. Artık daha fazla dayanamayacağım. Hadi. Arkadaşlar, bakar mısınız? Çok özür dilerim. Özellikle annemden. Biraz sonra balayına çıkmak üzere havaalanına gideceğiz. Onun için sizlere veda etmek zorundayız. Aa, balayına mı gidiyorsunuz? Niye söylemedin daha önce kızım? Çok sevindim. Duydun mu Hidayet? Balayına çıkıyorlarmış. Çok güzel. Hadi bakalım. Kusura bakmayın ne olur. Güle güle. Kusura bakmayın. Sağ olun. Kusura bakmayın. Ne oluyor bekle? Yok bir şey. Merak etme. Sağ olun. Hadi gidiyoruz artık. Hadi gidiyoruz. Babaanneye yardım. Tamam, hadi. Hadi. Hadi baba. Babaanne. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yavaş yavaş. Tebrik ederim ablacığım. Anne. Oh canım. Döner dönmez ara beni. Dur orada. Önce kendini acındırdın. Sonra da şantaj yaptın. Beni karıma söylemekle tehdit ettin. Bana kimsenin kabul ettiremeyeceği bir şey yaptırdın. Bunların hepsi sahte. Her şey yalan. Gelinlik, çiçek, uyduruk nikah defteri, sahte memur. Beni ne hallere düşürdün? Eşime, dostuma rezil ettin beni. Tek suçlu ben değilim ama. Küçük bir mahalle dilberinin oyununa geldiğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Başka çarem yoktu. Sana kötülük yapmak istemedim. Sana sevgimi, hayatımı, hala her şeyimi vermeye hazırım. Senin bana verecek neyin var ki? Bu iş burada bitti. Bitti.
Evet. İyi günler Yeşim Hanım. Maalesef Haluk Bey toplantıda. Hayır, bağlayamam, meşgul diyorum size. Onunla konuşmam lazım. Eğer telefon bağlamazsanız oraya geleceğim. Lütfen kendisine aynen böyle söyleyin. Ben sana Yeşim Hanım aradığında bağlamayacaksın demedim mi? Pekala, bağla bakalım. Ne istiyormuş yine? Haluk, ne olur beni dinle. Çok kötüyüm, çok hastayım. Ve çok yalnızım. Sana ihtiyacım var Haluk. Delirecek gibiyim. Ne olur bu akşam yarım saat uğra. O çocuğu aldırmamakta ısrar edip kendini hasta ettin. Pazarlığa uymadın. Verdiğin sözü de tutmadın. Aklın sıra o çocuğu doğurup beni oyuna getireceksin. Ama ben yemem. Küçük hanım, bu yaptığının ceremesini çekeceksin. Artık çok geçti. Doktor sorumluluk almak istemedi biliyorsun. Haluk, haftalardır uğramadın. Beni buraya atıp unuttun. Parasız da kaldım. Ama daha önemlisi seni görmem lazım. Merhaba. Pervin Hanım, hoş geldiniz efendim. Alışverişten dönüyorum. Bir kahve içmeye uğradım. Yalnız mı Haluk? Evet de şimdi bir telefon bağlamıştım. İsterseniz biraz dinlenin. Önemli değil, ben girerim. Bırak şimdi numarayı. Bu sonucu sen kendin istedin. Ondan kurtulmak için sana her türlü imkanı sağlamıştım. Artık sabrımı taşırıyorsun. Canımı biraz daha sıkacak olursan seni hepten kapının önüne korun bilmiş ol. Pervin, ne zaman geldin sen? Şimdi. Gel canım. Ne kadar sinirlisin böyle. Ne oldu sevgilim? Kime kızdın bu kadar? İş hayatı işte. Bir sürü namussuz herifle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ne derdini anlatabilirsin, ne de seni anlarlar. Pervin, vallahi bazen bıkkınlık geliyor. Hayatım, sen de evde başka, iş yerinde başka bir adam oluyorsun. Ne kadar da öfkelisin böyle. Kimi kapının önüne koyacakmışsın bakalım. Sen bunlara kafanı takma bebeğim. Sana göre şeyler değil. Nasıl olsa ben hepsiyle boğuşuyorum. Sen keyfine bak. Neler aldın bakalım? Oo, çok masraf ettim. Ama çok güzel şeyler aldım. Bak. Buyurun, hoş geldiniz. Şu çikolatadan istiyorum, bir kilo olsun lütfen. Peki efendim. Pardon. Buyurun. Rica etsem bunu da ayrıca paket yapabilir Peki misiniz? Efendim. Yeşim. Ah, Cüneyt Bey. Gel, nasılsınız? Seni gideceğin yere götüreyim. Peki. Evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum. Böyle şeyler uzun bir süre gizli kalmaz Yeşim. Bir gün herkes öğrenecektir. Görüyorum çocuğu aldırmamışsın. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirmeye, o çocuğa bunu yapmaya hakkın var mı? Doğunca belki her şey değişir. Ne değişir Yeşim? Haluk gibi birinin bundan etkilenerek çocuğa sahip çıkacağını mı sanıyorsun? Daha da fazlasın. Onu seveceğine inanıyorum. Bir erkek kendi çocuğunu sevmez mi? Sever, sever ama Haluk için karısı, hayatı, düzeni, çıkarları daha önemlidir. Korkarım hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ne yapabilirim? Başka hiç çarem yoktu. İşten de ayrıldın. Paraya ihtiyacın var mı? Doğru söyle. Haluk her ihtiyacını karşılıyor mu? Artık pek uğramıyorum. Daha doğrusu nikahtan sonra onu 3-4 kere gördüm.
Al şunu. Hayır lütfen. Sus bakayım. Al şunu. Unutma. Ben senin hala patronun sayılırım. Karnın acıkmıştır senin. Çorban hazır. Koyayım da iç. Allah senden razı olsun Gülnaz'ım. Bunca işinin arasında bir de bana bakıyorsun. Hiçbir şeyimi ihmal etmiyorsun. Ah bir de Kezban'ımı görebilsem. Gözümde tütüyor. Ben hiç anlamadım bu işi. Bu ne biçim damat ayol? Ne kızı gönderiyor ne de seni eve istiyor. Hiç öyle bir şey yok anne. Nereden çıkarıyorsun? Ne zaman istersen giderim evine. Ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Ne varmış rahatsız olacak? Sen yabancı mısın? Hatta beni de götür. Kezban'ımın evinde bir kahvesini içeyim bari. Aman anne. Bir kusur olsun. Onların başka türlü hayatları var. Sosyetik hayat. Misafirleri, geleni, gideni ona göre. Kezban'ımız mutlu olsun da. Varsın onu seyrek görelim. Hadi. Hep böyle söylersin. Ben senin gözünün bebeğinden anlarım ne kadar üzüldüğünü. 3 aydır kızın uğramıyor. Telefonla idare ediyor. Hiç öyle şey olur mu? Damat aksi. Kıskanıyor tabii gencecik kızı. Kim geldi acaba? Evladım. Oh evladım. Canım. Anne Kezban geldi. Geç. Baba anne. Kalk bakayım. Gebesin sen. Otur. Dur yastık koyayım. Anne gel. Yapma. Yok, rahat ol. Yavrum bir tanem benim. Kezban'ın büyüdü de anne oluyor ha. Niye söylemedin telefonda? İnsan hiç demez mi kızım? Müjdeyi kendim vermek istedim anne. Haklısın canımın içi. Hiç böyle bir haber telefonda söylenir mi? Ne çabuk büyümüş karnın. Yoksa ikiz mi? Bilmem belki de. İkizdir inşallah. İkiz. 4,5 ayda böyle olur mu yoksa? Ha anne. Bunları size getirdim. Ya niye böyle yapıyorsun? Olmadı şimdi bak. Boş elle gelinir mi anne? Ama sen kendi evine geliyorsun kızım. Ele gitmiyorsun ya. Bir şey almadım, çikolata aldım. Ay lokum neyimize yetmiyor be kızım? Yok ben çikolatayı çok severim. Aç bir tane yiyeyim ağzım tatlansın. Tamam anne tamam, açarız sonra. Bu ne kızım? Sana aldım. Bakalım beğenecek misin? Ay pakete bak. İnsan açmaya kıyamıyor. Anne. Şuna bak. Güzel kızım. Bunlara ne gerek vardı? Hadi gel otur bakayım şöyle. Gel. Niye getiriyorsun bunları? Bana en büyük hediye sensin. Bir de bu karnındaki... Anne, bunu Haluk yolladı. Bu da neymiş Kezban? Sok bakayım onu çantana. Dinle anne. Eğer almazsan vallahi darılırım. Hiç uğramam bir daha. Hadi şuradan. Uğramayacakmış. Anne, ölümü gör. Ya niye evladım kocandan para isteyip bizi küçük düşürüyorsun? Küçük düşecek bir şey yok anne. Haluk annenlerin bir ihtiyacı varsa karşıla dedi. Hayır. İhtiyacımız falan yok. İhtiyacımız olursa söylerim. Bak ölümü öp dedim ama. Kezban'ım versen bana. Kiramızı ödeyemedik daha. Anne. Kiramızı veremedik daha. Anneciğim. Zaten çok seyrek görüşüyoruz. Bırak da biraz içimi rahatlatayım. Kırma beni ne olur. Söyle bakalım. Kocan ne diyor bu işe? Ha? Hiç. Ne desin? Çıldırıyor tabii. Senden çok o heyecanlıdır, Allah bilir. Kolay mı? İlk defa baba oluyor. Aman Kezbancığım. Benden sana nasihat. Sakın çocuğa dalıp da kocana ihmal edeyim deme. Erkekler çocuk gibidir. Alınırlar hemen. Peki anne.
Akşam beraberiz değil mi Pelin? Tamam. Sen Fatoş'a da söyle. Musi ile gelip sizi alırız. Güzel bir yere gideriz. Saat 8 iyi mi? Tamam. Hadi öpüyorum, görüşürüz. Oğlum sen deli misin? Hangi parayla götüreceğiz kızları? Hem de güzel bir yere demez misin? Bugün Saadet'le buluşuyorum. Ondan isteyeceğim. Bakalım garanti mi? Ya vermezse? Verir, verir. Saadet çok değişti biliyor musun? Eskiden hevesini alıp beni başından savmaya bakardı. Şimdi sanki bana aşık gibi. Yapma ya, kötü. Niye? Çünkü sen Pelin'e aşıksın. Sahi aşık mıyım dersin? Evet. Hem de sırılsıklam. Çok belli oluyor. Hep onu düşünüyorum Müsti. Her an onun yanında istiyorum. Bak, bu işin sonu yok. Sana o kadar söyledim. Rezil olmadan kaçıp gitmeliyiz. Bak, metiliksiz olduğumuz ortaya çıkarsa kızlar bir de hakaretlerle kovarlar bizi. Yanlış anlama. Parasız olduğumuzdan değil. Yalan söylediniz. Fuat Bey ile hanımı akşam yemeğine davet ettiler ikimizi. Kızları senin çocukluk arkadaşın. Niçin gelmiyorsun? Vallahi beni çok üzüyorsun sen. İstanbul'a geldin geleli yüzünü kaç defa gördüm zaten. Aman aman peki. Ne istiyorsan onu yap. Ne yabani bir kız oldu bu da. Ne o, kızın seninle gelmek istemiyor mu? İnat ediyor. Beni üzmek için mahsus yapıyor. Alt tarafı aile dostlarıyla bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çok ayıp olacak. Ne diyeceğim ben şimdi onlara? Arkadaşlarına sözü varmışlar, özür dilersin. Küçük hanımın her akşam bir sözü var nedense. Herkese ayırmaya vakti var da annesine yok. Ben de gitmem artık. Ben çıkıyorum. Gitmem lazım. Babaannem çok hasta. Düşünüyorum da şu son haftalarda ailendeki herkes hastalandı ve sen onları hep doktora taşımak zorunda kaldın. Annen, teyzelerin. Saçmalama. Ne yani, bana inanmıyor musun? Elbette inanıyorum ama bu akşam sana ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum. Yarın akşam beraber oluruz, oldu mu? Peki ama sakın başka kimse hastalanmasın artık. Saadet. Şimdi doktordu, ilaçtı falan. Herhalde röntgen de çektirmek gerekecek. Anladım, tamam canım, sen üzülme. Ne kadar lazım? Tahlilde isterler mi acaba? Ben sana bir 100 milyon vereyim de. Maaşımı alınca borcumu ödeyeceğim sana. Hadi canım, saçmalama. Hoş geldin Cüneyt'ciğim. Bu sürprizi keşke hep yapsan dostum. Gel otur. Ne içersin? Çay, kahve? Sağ ol, hiçbir şey istemem. Seninle konuşmaya geldim Haluk. Ciddi bir şeyler söyleyeceksin gibi. Haluk, bugün Yeşim'i gördüm, hamile. Biliyorum. Ne onu, ne karını, ne de kendini düşünüyorsun. Sen ne yaptığının farkında mısın Allah aşkına? Bak, çocuğu aldırmasını istedim. Ona dünya kadar para verdim. Yapmadı, inat etti. Aklı sıra o çocuğu bana karşı koz olarak kullanacak. Ya karın? Duyarsa neler olur, düşünsene. Onu hiç sorma, düşünmez olur muyum? Düşündükçe ter basıyor. Üstelik annesi bizim evde çalışıyor. Ne? Evet Cüneyt. Saatli bir bombanın üstünde oturuyorum yani. Yahu nasıl olur? Kadın seni tanımıyor mu? Damadı olarak tanıyor. Pervin Hanım'ın kocası olarak hiç görmedi. Evde Pervin'le çekilmiş birkaç resim vardı. Korkudan hepsini toplayıp kaldırdı. Aman Allah'ım. Çıldırmak işten değil. Bu sinir gerginliğine nasıl dayanıyorsun Haluk? Ben olsaydım vallahi kalpten 30 kere gitmiştim. Merak etme. Bu gidişle olacağı o zaten. Sahi ya. Bu ne demek biliyor musun? Çok para kazanacağız Gülnaz. Çok kazanacağız. İşi büyüteceğiz. Belki çeşitleri de arttırırız. Belki sabit bir yerimiz olur. Olur mu dersin? Tabii ki olacak Gülnaz. Bakar mısınız? Buyurun. Asansörler bozuk mu? Evet. Eyvah.
Ben şimdi 8 kat merdiven mi çıkacağım? Başka çare yok. Muhasebeye para bıraktıracağım. Giderken verirsin. Sorarsa ben yokum ha. Sakın bir şey söyleme. Hadi. Peki. Demek arabayı istiyorsun. Neden? Saadet, babaannem yaşlı bir kadın. Onu laboratuvara, doktora falan taşıyacağım. Taksiyle çok zor, inan bana. Peki. Al. Akşam getir ama. Tabii. Saat tam 7'de burada olurum. O saate kalmasan iyi olur. Her neyse. Gece de beraber oluruz, tamam mı? Tamam Saadet. Teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Dikkatli kullan. Merak etme. Pelin. Ha, ben Ali. Hazırsın değil mi canım? 10 dakika sonra orada olacağım. Doğru Belgrad Ormanı'na. Hemenin, bekletme. Hadi öptüm canım, görüşürüz. Bravo vallahi. Çok da kitsin. Aa, nereden çıktı bu araba? Yeni aldım. Yeni mi aldın? Bu benim annemin arabası. Yok canım, benzeridir. Ali sen ne diyorsun? Annemin arabasını tanımaz mıyım ben? İşte plaka da tamam. Ha tamam, şimdi anladım. Ya, arabayı satılması için bir galeriye bırakmışlar da. Galerici arkadaşım. Al bir dene bakalım, beğenirsen satın alırsın dedi. Yani daha karar vermiş değilim, anlayacaksın. Allah Allah. Demek annem arabayı satmaya karar verdi. Herhalde daha yeni bir modelle değiştirecektir. Herhalde. Biliyorum, hem de bu halde. Haluk Bey'i görmem lazım. Lütfen bana yardım edin. Haluk Bey yok zaten. Bugün gelmeyecek. Yok ha. Çok kötü oldu. Onu görmem şarttı. Aa, bunu sizin için bıraktım. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim. Biraz dinlenin isterseniz. Yok, sağ ol. Ben gideyim. Geçmiş olsun. Canım, aferin sana. Gecikseydin çok bozulacaktım ben. Çok güzel bir yerde rezervasyon yaptırdım, bayılacaksın. Bir duş alabilir miyim? Tabii. Saadet, senin kızın adı ne? Pelin, ne olmuş? Hiç. Hadi sevgilim, şimdi kızımın adını bırak da duşunu al. Ben de hazırlanayım, geç kalmayalım. Bundan alır mısın? Yok anne, istemem. Midem bulanıyor. Hiçbir şey yemiyorsun be yavrum. Üstüne gitme. Acıkınca yer.
Ben de böyleydim Bekir'e hamile olduğumda. Aman anne, aradan geçmiş 50 sene. Öyle deme kızım, daha dün gibi. Ay kusura bakma Hidayet. Güya seni davet ettim ama hiçbirimizin tadı yok. Her şey iyi olacak Gülnaz. Dert etme bu kadar. Pervin Hanım işten çıkarmaya değildi. Ona ihtiyacın yok ki senin. Bana inan. Bizim ekmek tekmemiz iyidir. Yarın gidip işi büyütmek için ne lazımsa alırız. Yine mi borca gireceğiz? Gireriz ne olur. Borç yiğidin kamçısıdır. Ne var, ne oluyor? Köfte arabası yanıyor. Ne? Köfte arabası yanıyormuş. Sanayi odasında önemli bir toplantıya katılacağım Ferdin. Sonra da kokteyl var. Eve gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Bana kokteyle uygun bir elbise hazırlatır mısın? Tamam canım. Hazırlarım hemen. Ne kadar sonra gelirsin? Saat 3'ten sonra. Peki hayatım. Ben çıkmış olsam bile yatağın üzerine hazır bırakırım. Hoşça kal. Öpüyorum canım. Mahvolduk. Düşeğimizi kaybettik. Yandık. Tamam artık, bu kadar üzülme. Siz de rahatsız ettim. Kötü gününde gel demiştiniz. Hadi ağlama Gülnaz'ını. Bir çıkar yol buluruz. Senden bir ricada bulunacağım. Ben bir yere kadar gideceğim. Hemen dönerim. Evde yardımcılar da yok. Sen bana yukarıda biraz ütü yapar mısın? Tabii yaparım. Hemen bitirmeye bak ama, olur mu? Haluk gelmeden gitmiş olmanı istiyorum. Ben de hazırlanıp çıkacağım. Üzülme, öteki işe de bir çare buluruz. Haluk Bey, saat 1'de Kerim Bey'le yemek randevunuz var. Hatırlatayım dedim. Hay Allah kahretsin. Ben nasıl unuttum ya? Tamam, sen hemen Hristo restoranı ara Sait Bey. Bana yer ayırsınlar. Peki efendim. Eve gidip üstümü de değiştirmem lazım. Günaydın. Ben çıkıyorum. Telefon çalarsa açma. Birazdan gelirim. Peki.
Pervin yok mu? Haluk Bey. Siz Pervin Hanım'ın evinde. Bakın Gülnaz Hanım. Bilmediğiniz bir sürü şey var. Ne oluyor? Siz neden buradasınız? Pervin Hanım'ı tanıyor musunuz? Akrabası mısınız yoksa? Hayır. Öyle olsaydı anahtarın bende ne işi var? Yoksa siz kızımı aldatıyor musunuz? Yeter! Yeter artık! Gerçek şu ki ben karımı senin kızınla aldatıyorum. Siz neler söylüyorsunuz? Bu pislikten, bu iğrenç oyundan bıktım. Er geç öğrenecektin. İşte o gün bugün. Hayır. Hayır, bana kötü şeyler söyleyeceksin. Çok kötü şeyler, yalanlar. Sana inanmıyorum. Duymak istemiyorum. Dinleyeceksin. Öğreneceksin. Öğreneceksin. Bunların hepsi seni aldatmak için yapılmış bir numaraydı. Tiyatroydu, anlıyor musun? Sen kızımın kocasısın. Burada ne arıyorsun? Evli bir kadının evinde ne işin var? Ben kızının değil, Pervin'in kocasıyım. Yalancı! Yalancı! Kızıma ihanet ediyorsun. Yalanlarla pisliğini gizlemeye çalışıyorsun. Yeter Gülnaz Hanım. Yoruldum. Bıktım, yeter. Sen de ne olur gerçeği kabullen artık. Eşim bana çok yalvardı. Seni üzmek istemiyordu. Ve o nikah da sahteydi. Ben kızınla hiçbir zaman evlenmedim. Ben zaten Pervin'le evliyim. Ama o nikah memuru, şahitler, davetliler, oradaki herkes. Hepsi oyunun bir parçasıydı. Hepsi biliyordu. Bir arkadaşım nikah memuru rolündeydi. Bir tiyatro gibi, anlıyor musun? Bir tiyatro oyunu gibi. Bunu kesmem mi istedi? Evet. Senin için. Hepsini senin için yaptık. O evli değil, öyle mi? Evet Gülnaz. Artık onun yanına gitmiyorum bile. Senin yanına da bu yüzden döndü. Onu istemiyorum. Bir hevesti, geldi geçti. Pervin'in duymaması lazım, anlıyor musun? Yuvamın böyle bir heves, bir macera yüzünden yıkılmasını istemiyorum. Yeşime bakarım Gülnaz. Sana para veririm. Ama karım bilmemeli. Gülnaz? Aman Allah'ım, ne oldu Gülnaz? Fenalaştın mı? Evet, bayılır gibi oldu. Haluk, çabuk yardım et, onu şöyle oturtalım. İyi misin Gülnaz? Tansiyonu mu düştü acaba? Doktor mu çağırsa? Bilmiyorum. Benim üstümü değiştirip hemen çıkmam lazım. Haluk, kadıncağızı böyle bırakacak değiliz ya. Ben iyiyim. Ben gitmeni istiyorum. Tabii ama istersen önce biraz dinlen. Yok. Evime gitmek istiyorum. Haluk, sen bırakır mısın lütfen? Olmaz. Benim hemen giyinip çıkmam lazım. Biraz bekle, ben seni bırakayım. Yok, ben kendim giderim lütfen. Ne kadar vurdum duymazsın. Hayret ediyorum doğrusu. Kadının bir şeyi yok Pervin. Ben de senin niye bu kadar büyüttüğünü anlamıyorum. Ona kötü davrandın. Hiç gerek yoktu. Sana kaç defa bu kadını evimde istemediğimi söyledim. Neden gelmiş yine? Bir sıkıntısı vardı. Ona para verecektim. Hay Allah, gördün mü? Onu da unuttum bu telaşta. Her neyse, evine yollarım. Pervin, bu kadına taktın sen de. Yabancı bir kadın, bize ne? Neden bu kadar ilgileniyorsun? Pekala, söyleyeyim. Çünkü ben senin gibi duyarsız biri değilim. O çok iyi bir kadın ve yardıma ihtiyacı var.
Neden yapmayayım ha? Yeter ama artık. Bir hizmetçi parçası için aile düzenimi bozmak istemiyorum. Babaanne, çay içer misin? Sofra hazır beyefendi. Şunun haline bak. Hangi saatte uyuyor, hangi saatte uyanıyor belli değil. İşimiz gereği kızım. Senin işine de benim aklım ermiyor ya, neyse. Onun aklı eriyecek ama. Yer onu doyusu ya. İyi, tamam. Tamam, yapma artık. Aa, annem gelmiş. Biraz gecikseydiniz tehlike büyüktü. Çok kan kaybetmiş. Doğumu sezaryenle yaptık. Şimdi iyi. Bebek 7 aylık doğdu ama sağlıklı. Kızımı görebilir miyim? Şu anda görmeyin. Daha sonra kendine gelince konuşursunuz. Kendine gelemedi demek. Belki şimdi gelmiştir. Annem başında bekliyor. Al. Al hadi. Ne zaman paraya ihtiyacın olursa hiç çekinme Ali. Teşekkür ederim.
Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Ama ben varım. Ve hep senin yanında olmak istiyorum Ali. İstersen evlenebiliriz. Sen bunu istiyordun öyle değil mi? Saadet, kardeşim çok hasta. Hastanede baygın yatıyor. Şimdi bunları konuşamam. Tamam canım. Nasıl olsa çok vaktimiz olacak. Biliyor musun? En çok kızımdan çekiniyordum. O çok ters karşılar, tepki gösterir diye kaygılanıyordum. Ama ne yapalım? İnsan başkaları için yaşayamaz ki. Öyle değil mi? Öyle. Sizi tanıştırayım. Bakarsın sana kanı ısınır. Annesine de bu mutluluğu çok görmez. Gitmem lazım. Annem beni bekliyor. Ali, beni öpmeden mi gidiyorsun? Anne, sana bu utancı getireceğime keşke ölseydim. Keşke bebek yaşamasaydı, ikimiz de ölseydik. Seni üzmek istememiştim, o yüzden yaptım. Bu oyunu ben istedim. Anneme ne derim dedim, yüzüne bakamam dedim. Beni başka hiç kimse istemedi anne. Ne Mehmet, ne ailesi. Beni senden başka seven hiç kimse yok anne. Kezban iyi misin? Evet. Bir oğlan annesi oldun ha? Evet. Sen de dayı oldun. Ne oldu anne? Hastane parasını nasıl ödeyeceğiz? Ben parayı buldum, ödedim anne. Ali, parayı nereden aldın? Ondan değil mi? O kadından. Evet. Başka çaremiz mi vardı? Biliyorum oğlum. Oğlumdan büyük bir kadın benim oğluma para veriyor. Ve biz bunu almak zorunda kalıyoruz. Bu kez bak, kurtulmak için. Ya olmasaydı anne, ne yapardık? Bugün Kezban'ın düğünü varmış. Boş ver be oğlum. Her şey kısmet. Sen de artık duygularını dizginlemesini öğren. Hadi bakayım, hadi. Canım benim. Gelinliğin, saçların, her şeyin ne güzel yakıştı. Ne oluyor? Kimse benimle ilgilenmiyor. Oh, geldim anne, geldim, geldim. Hani benim şalımı verecektin? Babaanne, benden istesene ya. Sen ne anlarsın? Annem biliyor her şeyin yerini. Hem nasıl gideceğim ben oraya? Biz gelin arabasına binmeyecek miyiz? Olur mu babaanne? Haluk'la ikimiz olacağız arabada. Merak etme. Ben seni kucakladığım gibi taksiye koyup götüreceğim. Belki damat bizi yanına alır. Bu döküntü evden kurtulur. Ay anne, nereden çıkarıyorsun? Bizim evimiz kendimize göre. Bakar mısınız şu güzelliğe? Peri kızları gibi oldu Kezban.
sıkıştı. Düğünü de nikah salonunu da adam istemedi. Niye acaba? Ayol adam sosyeteden. Kızın ailesinden utanıyor herhalde. Olur mu canım? Gülnaz niye kabul etti ki böyle bir şeyi? Eder tabii. Böyle yağlı kısmeti kim kaçırmak ister? Doğru. Arif, bu olanları hemen unutacağız. Hanımefendiyle konuşurken çok dikkatli. Sakın bir açık vereyim de. Hiç merak etmeyin beyefendi. Şuraya çek, fazla yaklaşma. Şuradan hemen. Sen burada bekle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin işte. Merhaba. Kızıma bakmaya doyamıyorum Haluk Bey. Hep dua ederdim. Allah'ım kıymet bileni, hoş tutana düşürsün diye. Çok şükür dualarım kabul oldu. Onu hiç üzmeyin olur mu? Aman anne, sırası mı şimdi? Hadi yeşim, çıkalım artık. Ah, bir dakika, bir dakika. Ayol, hiçbirimizi nikaha davet etmediler. Adam istemiyormuş. Hiç böyle şey duymadım. Gelin geliyor. Çağıran mı var? Var tabii. Kızımın nikahına ben gitmeyeceğim de kim gidecek ha? Seni adam yerine koyan mı var be? Kızı Gülnaz'dan istediler. Benden de istediler. Damat elimi öptü, rızamı aldı. Yok canım. Peki madem öyle neden beni götürmüyorsun? Aa bak olmaz işte. Sen benim karım değilsin. Ne de olsa Gülnaz'ın nikahlı kocasıyım. Öyle surat asıp durma. Bu nikahta bize çok ekmek düşecek. Hadi bana eyvallah. Hadi bakalım. Thank you.
Pervin Hanım'dan çiçek geldi. Seni unutmamış evladım. Alo. Aa, buyurun Pervin Hanım. Nerede bu Haluk Allah aşkına? Evde değil, ofiste değil. Cep telefonu da kapalı. Bilmiyorum Pervin Hanım. Bugün hiç uğramadı. Bir şey de söylemedi. Bağlantı kurarsan söyle, hemen beni arasın. Ha, sana haber verdiğim adrese çiçek gönderecektin. Gönderdin mi? Unutmadın inşallah. Gönderdim Pervin Hanım. Tamam. Haluk'u bulmaya bak. Ne oluyorsun bu kadar? Biraz kendini kontrol etsene. Ağzını açma. Her şeyi biliyorum. Ananas üredin mi yüreğine iner. Yeşim, müsaadenizle. Gelsene. Hayrola Haluk? Yeter artık bu soytarlık. Bir yolunu bulup yolla bu kalabalığı. Artık daha fazla dayanamayacağım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar, bakar mısınız? Çok özür dilerim. Özellikle annemden. Biraz sonra balayına çıkmak üzere havaalanına gideceğiz. Onun için sizlere veda etmek zorundayız. Aa, balayına mı gidiyorsunuz? Niye söylemedin daha önce kızım? Çok sevindim. Duydun mu Hidayet, balayına çıkıyorlarmış. Çok güzel. Hadi bakalım. Kusura bakmayın ne olur. Güle güle. Kusura bakmayın. Sağ olun. Kusura bakmayın. Ne oluyor Bekir'le? Yok bir şey ya, merak etme. Sağ olun. Hadi gidiyoruz artık. Hadi gidiyoruz. Babaanneye yardım. Tamam, hadi. Hadi. Hadi baba. Babaanne. Hadi bakalım. Hadi şimdi şöyle yavaş yavaş. Tebrik ederim ablacığım. Anne. Oh canım. Döner dönmez ara beni. Dur orada. Önce kendini aç.
Kezban'ın davetiyesi. Senin. Ne güzel değil mi? Evet. Parası olanlar için çok güzel şeyler var. Bir tanesini hatıra olarak saklayacağım. İleride torunlarıma gösteririm. Çok teşekkür ederim Gülnaz ama herhalde benim gelmem pek doğru olmaz. Aa, o ne demek Hidayet? Sen benim ortağım değil misin? Kimse gelmese sen geleceksin. Bekir de gelecek diyorsun. Bırak gelsin. Onu engelleyemem. Ama sen ne olur o gün sen beni yalnız bırakma Hidayet. Peki, madem istiyorsun. Ben senin istediğini yapacağım ama sen de beni kırmayacaksın. Neymiş o? Madem elbiseni kendin dikiyorsun, o zaman ayakkabını da bununla alacaksın. Daha sana borcum var. Her şey iyi gidiyor Gülnaz. Sonra hesabımızı görürüz. Bak, eğer almazsan ben de nikaha gelmem ona göre. Bunu ayakkabı için değil ama nikahta Kezban'a bir bilezik takmak için alıyorum Hidayet. Teşekkür ederim. Sağ ol. İşte Kezban'ımın davetiyesi bu. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Burada Yeşim diyor. İş yerinde herkes onu öyle tanıyormuş. Adamın adı da Haluk. Ya, beyefendinin adı gibi. Haluk Meveres. Hadi bakalım, hayırlı olsun. İnşallah adı gibi huyu da benzer beyefendiye. O da Kezban'ımı sizin kadar mutlu eder. İnşallah Gülnaz. Galiba yanlış anladım Haluk. Sen Yeşim'le nasıl evlenebilirsin? Zaten evli bir adamsın. Bak Cüneyt, her şey göstermelik olacak. Sırf ailesine karşı Yeşim'i zor durumda bırakmamak için. Her zaman çapkın bir adamdın Haluk. Karın nasıl oldu da bunu hiç öğrenemedi? Bir türlü anlayamadım. Herhalde çok beceriklisin. Ama yanımda çalışan bir kıza bunu yapmamalıydın. O kadar büyütme. Ben onu kandırmadım. Asıl yalanları o söyledi. Adının Yeşim olduğu bile yalan. Sahte bir nikah. Böyle bir şeyi göze alabilmek için çıldırmış olmalısın. Hiç düşünmedin mi? Ya Pervin duyarsa ya da seni tanıyan biri. Düşünmez olur muyum? Ama bana şantaj yaptı. Karımın yanına bile gitti. Mecbur kaldım Cüneyt. Nikah için başka bir soyadı kullanacağım. Lütfen bana yardım et. Şahitliğimi yap. Lütfen. Bunu başka kimden isteyebilirim ki? Hayır, kabul etmiyorum. Böyle bir sahte nikah için sahtekar bir şahit bul. Bu ben olamam. Alo, buyurun ben Pelin. Merhaba Pelin, ben Ali. Hani Fatoş'un partisinde tanışmıştık ya. Bu akşam boş musun diyecektim. Benim izin gecem de. Tabii, neden olmasın? Saat kaçta nerede buluşacağız? Tamam, orada görüşürüz. Bay bay. Ne demek gitmem gerekiyor? Bu gecemi sana ayırdım. Dostlarımın davetlerini geri çevirdim. Cemal'in yemek teklifini reddettim. Neden? Çünkü seninle olacaktım. Saadet bak, bir arkadaşıma söz verdim. Gitmemezlik edemem. Telefon et ve gelemeyeceğini söyle. Hemen şu an. Yapamam. Gitmeliyim. Bana bunu nasıl söylersin? Böyle bir saygısızlığı kabul edemem. Saygısızlık etmiyorum ki Saadet. Yarın akşam buluşuruz. Hayır, bu gece. Lütfen beni bağışla ama kalamam. Ali, sen hiç böyle yapmazdın. Ne oldu? Hiçbir şey. Senden sadece bu gece izin istiyorum. Özür dilerim. Sen benim için çok önemlisin. Biliyorsun. Ama bu gece sözüm var. Pekala. Ben de o zaman Cemal'i arayıp yemek davetini kabul ettiğimi söylerim. Bak lütfen bunu yapma. Ama ille de istiyorsan sen bilirsin. Özür dilerim, seni beklettim. Önemli değil, ben de yeni geldim. Niçin gülüyorsun? Ya sen? Bilmiyorum, biraz tuhaf değil mi? Yani ikimiz de pek rahat davranamıyoruz. Evet, tuhaf.
Ne içelim? Ben margarita istiyorum. Tamam. Bakar mısınız? İki margarita. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ki bir saat geç kalacağım dedi. Neredesin ya? Çok mutluyum be Musti. Ya Ali, ne oluyor sana? Önce Saadet, şimdi bu kız. Ne yaptık biliyor musun Musti? Pelin'in arabasına binip rastgele sürdük. Nereye gittiğimizi bile bilmeden. Aferin. Beni de burada güç durumda bıraktın ama. Bu kızı iyi ki tanıdım Musti. Çok tatlı, çok duygulu bir kız. Rüyadan uyanmaya hazır ol. Kız seni zengin sanıyor. Gerçi öğrenmeden ondan ayrılmalısın. Onun için fazla derinlere dalma. Bu gece ilk defa ne düşündüm biliyor musun? Saadet'in parasını kullanarak bu kızı daha ne kadar elimde tutabilirim diye düşündüm. Gördün mü? Sen de jigolo olmaya başladın. Oysa kadının parasını almak sana hakaret gibi geliyordu. Musti, bak bu gece çok mutluyum. Ne olur bunu bozma ya. Başıma gitmem için o kadar ısrar ettin ki benden kurtulmak istediğini düşünmeye başladım. Senden kurtulmak isteyen bir erkek çıldırmış olmalı. Bir koca canım. İkisinin arasında çok fark var. Benim işlerim yüzünden buraya çakılıp kaldığını düşündükçe suçluluk duyuyorum. Ben en kısa zamanda senin yanında olacağım ya. Seninle evlendiğimde bu kadar meşgul bir adam değildim. Ve her şey çok daha güzeldi. Her şey her zaman güzel. Ah hay Allah. Ben nasıl unuttum. Gülnaz'ın kızının davetiyesi. Ne Gülnaz? Ne kızı? Hem böyle insanların arasında senin ne işin var? Canım, kadıncağızın gönlü olsun diye işte. Bari bir hediye alalım. İyi, bir hediye alırız. Senin uçağın alırız. Hadi. İyi yolculuk. Yarın akşam 7 için biletini aldım. Hadi bakalım aslan oğlum. Kışlanın yolu göründü gene. Ama 4 ay sonra buradasın. İşin de hazır yazıhanende. Tabii Sami Bey o zamana kadar fikir değiştirmezse baba. Niye değiştirsin evlat? Senden iyisini mi bulacak? Baba, duydun mu? Yok ha, çok kötü oldu. Onu görmem şarttı. Aa, bunu sizin için bıraktım. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim. Biraz dinlenin isterseniz. Yok, sağ ol. Ben gideyim. Geçmiş olsun. Canım, aferin sana. Gecikseydin çok bozulacaktım ben. Çok güzel bir yerde rezervasyon yaptırdım, bayılacaksın. Bir duş alabilir miyim? Tabii. Saadet, senin kızın adı ne? Pelin, ne olmuş? Hiç. Hadi sevgilim, şimdi kızımın adını bırak da duşunu al. Ben de hazırlanayım, geç kalmayalım. Bundan alır mısın? Yok anne, istemem. Midem bulanıyor.
Hiçbir şey yemiyorsun be yavrum. Üstüne gitme. Acıkınca yer. Ben de böyleydim Bekir'e hamile olduğumda. Aman anne. Aradan geçmiş 50 sene. Aa, öyle deme kızım. Daha dün gibi. Ay kusura bakma Hidayet. Güya seni davet ettim ama hiçbirimizin tadı yok. Her şey iyi olacak Gülnaz. Dert etme bu kadar. Pervin Hanım işten çıkarmaya iyiydi. Ona ihtiyacım yok ki senin. Bana inan. Bizim ekmek tekmemiz iyidir. Yarın gidip işi büyütmek için ne lazımsa alırız. Yine mi borca gireceğiz? Gireriz ne olur. Borç yiğidin kamçısıdır. Ne var ne oluyor? Köfte arabası yanıyor. Ne? Köfte arabası yanıyormuş. Sanayi odasında önemli bir toplantıya katılacağım Ferdi. Sonra da kokteyl var. Eve gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Bana kokteyle uygun bir elbise hazırlatır mısın? Tamam canım. Hazırlarım hemen. Ne kadar sonra gelirsin? Saat 3'ten sonra. Peki hayatım. Ben çıkmış olsam bile yatağın üzerine hazır bırakırım. Hoşça kal. Öpüyorum canım. Mahvolduk. Bir şeyimiz kaydı. Yandı. Tamam artık, bu kadar üzülme. Siz de rahatsız ettim. Kötü gününde gel demiştiniz. Hadi ağlama Gülnaz'ım. Bir çıkar yol buluruz. Senden bir ricada bulunacağım. Ben bir yere kadar gideceğim. Hemen dönerim. Evde yardımcılar da yok. Sen bana yukarıda biraz ütü yapar mısın? Tabii, tabii yaparım. Hemen bitirmeye bak ama olur mu? Haluk gelmeden gitmiş olmanı istiyorum. Ben de hazırlanıp çıkacağım. Üzülme. Öteki işe de bir çare buluruz. Haluk Bey, saat 1'de Kerim Bey'le yemek randevunuz var. Hatırlatayım dedim. Hay Allah kahretsin. Ben nasıl unuttum ya? Tamam, sen hemen Hristo restoranı ara Sait Bey. Bana yer ayırsınlar. Peki efendim. Eve gidip üstümü de değiştirmem lazım. Gülnaz'ım, ben çıkıyorum. Telefon çalarsa açma. Birazdan gelirim. Peki.
Erwin yok mu? Haluk Bey. Siz Erwin Hanım'ın evinde. Bakın Gülnaz Hanım. Bilmediğiniz bir sürü şey var. Ne oluyor? Siz neden buradasınız? Erwin Hanım'ı tanıyor musunuz? Akrabası mısınız yoksa? Hayır. Öyle olsaydı anahtarın bende ne işi var? Yoksa siz kızımı aldatıyor musunuz? Yeter! Yeter artık! Gerçek şu ki ben karımı senin kızınla aldatıyorum! Siz neler söylüyorsunuz? Bu pislikten, bu iğrenç oyundan bıktım! Er geç öğrenecektin. İşte o gün bugün! Hayır. Hayır, bana kötü şeyler söyleyeceksin. Çok kötü şeyler, yalanlar. Sana inanmıyorum. Duymak istemiyorum. Dinleyeceksin. Öğreneceksin. Öğreneceksin. Bunların hepsi seni aldatmak için yapılmış bir numaraydı. Tiyatroydu, anlıyor musun? Sen kızımın kocasısın. Burada ne arıyorsun? Evli bir kadının evinde ne işin var? Ben kızının değil, Pervin'in kocasıyım. Yalancı! Yalancı! Kızıma ihanet ediyorsun. Yalanlarla pisliğini gizlemeye çalışıyorsun. Yeter Gülnaz Hanım. Yoruldum. Bıktım yeter. Sen de ne olur gerçeği kabullen artık. Eşim bana çok yalvardı. Seni üzmek istemiyordu. O nikah da sahteydi. Ben kızınla hiçbir zaman evlenmedim. Ben zaten Pervin'le evliyim. Ama o nikah memuru, şahitler, davetliler, oradaki herkes. Hepsi oyunun bir parçasıydı. Hepsi biliyordu. Bir arkadaşım nikah memuru rolündeydi. Bir tiyatro gibi, anlıyor musun? Bir tiyatro oyunu gibi. Bana kesman mı istedi? Evet, senin için. Hepsini senin için yaptık. O evli değil, öyle mi? Evet Gülnaz. Artık onun yanına gitmiyorum bile. Senin yanına da bu yüzden döndü. Onu istemiyorum. Bir hevesli geldi geçti. Cındırdın. Sonra da şantaj yaptın. Beni karıma söylemekle tehdit ettin. Bana kimsenin kabul ettiremeyeceği bir şey yaptırdın. Bunların hepsi sahte. Her şey yalan. Gelinlik, çiçek, uyduruk nikah defteri, sahte memur. Beni ne hallere düşürdün? Eşime, dostuma rezil ettin beni. Tek suçlu ben değilim ama. Küçük bir mahalle dilberinin oyununa geldiğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Başka çarem yoktu. Sana kötülük yapmak istemedim. Sana sevgimi, hayatımı, hala her şeyimi vermeye hazırım. Senin bana verecek neyin var ki? Bu iş burada bitti. Bitti. İyi günler Yeşim Hanım. Maalesef Haluk Bey toplantıda. Hayır, bağlayamam, meşgul diyorum size. Onunla konuşmam lazım. Eğer telefon bağlamazsanız oraya geleceğim. Lütfen kendisine aynen böyle söyleyin. Ben sana Yeşim Hanım aradığında bağlamayacaksın demedim mi? Pekala, bağla bakalım. Ne istiyormuş yine? Haluk, ne olur beni dinle.
Çok kötüyüm. Çok hastayım. Ve çok yalnızım. Sana ihtiyacım var Haluk. Delirecek gibiyim. Ne olur bu akşam yarım saat uğra. O çocuğu aldırmamakta ısrar edip kendini hasta ettin. Pazarlığa uymadın. Verdiğin sözü de tutmadın. Haklısın. O çocuğu doğurup beni oyuna getireceksin. Ama ben yemem küçük hanım. Bu yaptığının ceremesini çekeceksin. Artık çok geçti. Doktor sorumluluk almak istemedi biliyorsun. Haluk, haftalardır uğramadım. Beni buraya atıp unuttun. Parasız da kaldım. Ama daha önemlisi seni görmem lazım. Merhaba. Pervin Hanım, hoş geldiniz efendim. Alışverişten dönüyorum. Bir kahve içmeye uğradım. Yalnız mı Haluk? Evet de şimdi bir telefon bağlamıştım. İsterseniz biraz dinlenin. Önemli değil, ben girerim. Bırak şimdi numarayı. Bu sonucu sen kendin istedin. Ondan kurtulmak için sana her türlü imkanı sağlamıştım. Artık sabrımı taşırıyorsun. Canımı biraz daha sıkacak olursan seni hepten kapının önüne korun bilmiş ol. Pervin, ne zaman geldin sen? Şimdi. Gel canım. Ne kadar sinirlisin böyle. Ne oldu sevgilim? Kime kızdın bu kadar? İş hayatı işte. Bir sürü namussuz herifle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ne derdini anlatabilirsin, ne de seni anlarlar. Pervin, vallahi bazen bıkkınlık geliyor. Hayatım, sen de evde başka, iş yerinde başka bir adam oluyorsun. Ne kadar da öfkelisin böyle. Kimi kapının önüne koyacakmışsın bakalım. Sen bunlara kafanı takma bebeğim. Sana göre şeyler değil. Nasıl olsa ben hepsiyle boğuşuyorum. Sen keyfine bak. Neler aldın bakalım? Oo, çok masraf ettim. Ama çok güzel şeyler aldım. Bak. Buyurun, hoş geldiniz. Şu çikolatadan istiyorum, 1 kilo olsun lütfen. Peki efendim. Pardon. Buyurun. Rica etsem bunu da ayrıca paket yapabilir Peki misiniz? Yeşim. Ah, Cüneyt Bey. Gel, nasılsınız? Seni gideceğin yere götüreyim. Peki. Evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum. Böyle şeyler uzun bir süre gizli kalmaz Yeşim. Bir gün herkes öğrenecektir. Görüyorum çocuğu aldırmamışsın. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirmeye, o çocuğa bunu yapmaya hakkın var mı? Doğunca belki her şey değişir. Ne değişir yaşım? Haluk gibi birinin bundan etkilenerek çocuğa sahip çıkacağını mı sanıyorsun? Daha da fazlasın. Onu seveceğine inanıyorum. Bir erkek kendi çocuğunu sevmez mi? Sever ama Haluk için karısı, hayatı, düzeni, çıkarları daha önemlidir. Korkarım hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ne yapabilirim? Başka hiç çarem yoktu. İşten de ayrıldın. Paraya ihtiyacın var mı? Doğru söyle. Haluk her ihtiyacını karşılıyor mu? Artık pek uğramıyorum. Daha doğrusu nikahtan sonra onu 3-4 kere gördüm. Al şunu. Hayır lütfen. Sus bakayım. Al şunu. Unutma. Ben senin hala patronun sayılırım. Acıkmıştır seni. Çorban hazır. Koyayım da iç. Allah senden razı olsun Gülnaz'ım.
bunca işinin arasında bir de bana bakıyorsun. Hiçbir şeyimi ihmal etmiyorsun. Ah bir de Kezban'ımı görebilsem. Gözümde tütüyor. Ben hiç anlamadım bu işi. Bu ne biçim damat ayol? Ne kızı gönderiyor ne de seni eve istiyor. Aa, hiç öyle bir şey yok anne. Nereden çıkarıyorsun? Ne zaman istersem giderim evine. Ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Ah ne varmış rahatsız olacak. Sen yabancı mısın? Hatta beni de götür. Kezban'ımın evinde bir kahvesini içeyim bari. Aman anne. Bir kusur olsun. Onların başka türlü hayatları var. Sosyetik hayat. Misafirleri, geleni, gideni ona göre. Kezban'ımız mutlu olsun da. Varsın onu seyrek görelim. Hadi, hadi. Hep böyle söylersin. Ben senin gözünün bebeğinden anlarım ne kadar üzüldüğünü. 3 aydır kızın uğramıyor. Telefonla idare ediyor. Hiç öyle şey olur mu? Damat aksi. Kıskanıyor tabii gencecik kızı. Kim geldi acaba? Evladım. Oh evladım. Oh, canım. Oh. Anne Kezban geldi. Geç, 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 geç. Babaanne. Aa, kalk bakayım. Oh, gebesin sen. Otur, otur, dur yastık koyayım. Anne gel. Yapma. Yok, rahat ol. Ah yavrum bir tanem benim. Ah Kezban'ın büyüdü de anne oluyor ha. Niye söylemedin telefonda? İnsanı hiç demez mi kızım? Müjdeyi kendim vermek istedim anne. Haklısın canımın içi. Hiç böyle bir haber telefonda söylenir mi? Ne çabuk büyümüş karnın. Yoksa ikiz mi? Bilmem belki de. İkizdir inşallah. İkizdir ikiz. 4,5 ayda böyle olur mu yoksa? Ha anne. Bunları size getirdim. Ay ya. Niye böyle yapıyorsun? Olmadı şimdi bak. Boş elle gelinir mi anne? Ama sen kendi evine geliyorsun kızım. Ele gitmiyorsun ya. Bir şey almadım. Çikolata aldım. Ay lokum neyimize yetmiyor be kızım. Yok ben çikolatayı çok severim. Aç bir tane yiyeyim ağzım tatlansın. Tamam anne tamam. Açarız sonra. Bu ne kızım? Sana aldım. Bakalım beğenecek misin? Ay pakete bak. İnsan açmaya kıyamıyor. Anne. Şuna bak. Ah güzel kızım bunlara ne gerek vardı. Hadi gel otur bakayım şöyle. Gel 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 gel. Niye getiriyorsun bunları? Bana en büyük hediye sensin. Bir de bu karnındaki. Anne, bunu Haluk yolladı. Bu da neymiş Kezban? Sok bakayım onu çantana. Dinle anne. Eğer almazsan vallahi darılırım. Hiç uğramam bir daha. Hadi şuradan. Uğramayacakmış. Anne, ölümü gör. Ya niye evladım kocandan para isteyip bizi küçük düşürüyorsun? Küçük düşecek bir şey yok anne. Haluk annenlerin bir ihtiyacı varsa karşıla dedi. Hayır. İhtiyacımız falan yok. İhtiyacımız olursa söylerim. Bak ölümü öp dedim ama. Kezban'ım ver sen bana. Kiramızı ödeyemedik daha. Anne. E kiramızı veremedik daha. Anneciğim. Zaten çok seyrek görüşüyoruz. Bırak da biraz içimi rahatlatayım. Kırma beni ne olur. Söyle bakalım. Kocan ne diyor bu işe? Hı? Hiç. Ne desin? Çıldırıyor tabii. Senden çok o heyecanlıdır Allah bilir. Kolay mı? İlk defa baba oluyor. Aman Kezbancığım. Benden sana nasihat. Oh, sakın çocuğa dalıp da kocana ihmal edeyim deme. Erkekler çocuk gibidir. Alınırlar hemen. Peki anne. Akşam beraberiz değil mi Pelin? Tamam. Sen Fatoş'a da söyle. Musi ile gelip sizi alırız. Güzel bir yere gideriz. Saat 8 iyi mi? Tamam. Hadi öpüyorum, görüşürüz. Oğlum sen deli misin?
Hangi parayla götüreceğiz kızları? Hem de güzel bir yere demez misin? Bugün Saadet'le buluşuyorum. Ondan isteyeceğim. Bakalım garanti mi? Ya vermezse? Verir, verir. Saadet çok değişti biliyor musun? Eskiden hevesini alıp beni başından savmaya bakardı. Şimdi sanki bana aşık gibi. Yapma ya, kötü. Niye? Çünkü sen Pelin'e aşıksın. Sahi aşık mıyım dersin? Evet, hem de sırılsıklam. Çok belli oluyor. Hep onu düşünüyorum Müsti. Her anını yanımda istiyorum. Bak, bu işin sonu yok. Sana o kadar söyledim. Rezil olmadan kaçıp gitmeliyiz. Bak, meteliksiz olduğumuz ortaya çıkarsa... kızlar bir de hakaretlerle kovarlar bizi. Yanlış anlama, parasız olduğumuzdan değil. Yalan söylediniz. Fuat Bey'le hanımı akşam yemeğine davet ettiler ikimizi. Kızları senin çocukluk arkadaşın. Niçin gelmiyorsun? Vallahi beni çok üzüyorsun sen. İstanbul'a geldin geleli yüzünü kaç defa gördüm zaten. Aman aman peki. Ne istiyorsan onu yap. Ne yabani bir kız oldu bu da. Ne o, kızın seninle gelmek istemiyor mu? İnat ediyor. Beni üzmek için mahsus yapıyor. Alt tarafa aile dostlarıyla bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çok ayıp olacak. Ne diyeceğim ben şimdi onlara? Arkadaşlarına sözü varmışlar, özür dilersin. Küçük hanımın her akşam bir sözü var nedense. Herkese ayırmaya vakti var da annesine yok. Ben de gitmem artık. Ben çıkıyorum, gitmem lazım. Babaannem çok hasta. Düşünüyorum da şu son haftalarda ailendeki herkes hastalandı ve sen onları hep doktora taşımak zorunda kaldın. Annen, teyzelerin. Saçmalama. Ne yani, bana inanmıyor musun? Elbette inanıyorum ama bu akşam sana ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum. Yarın akşam beraber oluruz, oldu mu? Peki ama sakın başka kimse hastalanmasın artık. Saadet. Şimdi doktordu, ilaçtı falan. Herhalde röntgen de çektirmek gerekecek. Anladım, tamam canım, sen üzülme. Ne kadar lazım? Tahlilde isterler mi acaba? Ben sana bir 100 milyon vereyim de. Maaşımı alınca borcumu ödeyeceğim sana. Hadi canım, saçmalama. Hoş geldin Cüneyt'ciğim. Bu sürprizi keşke hep yapsan dostum. Gel otur. Ne içersin? Çay, kahve? Sağ ol, hiçbir şey istemem. Seninle konuşmaya geldim Haluk. Ciddi bir şeyler söyleyeceksin gibi. Haluk, bugün Yeşim'i gördüm, hamile. Biliyorum. Ne onu, ne karını, ne de kendini düşünüyorsun. Sen ne yaptığının farkında mısın Allah aşkına? Bak, çocuğu aldırmasını istedim. Ona dünya kadar para verdim. Yapmadı, inat etti. Aklı sıra o çocuğu bana karşı koz olarak kullanacak. Ya karın? Duyarsa neler olur düşünsene. Onu hiç sorma. Düşünmez olur muyum? Düşündükçe ter basıyor. Üstelik annesi bizim evde çalışıyor. Ne? Evet Cüneyt. Saatli bir bombanın üstünde oturuyorum yani. Yahu nasıl olur? Kadın seni tanımıyor mu? Damadı olarak tanıyor. Pervin Hanım'ın kocası olarak hiç görmedi. Evde Pervin'le çekilmiş birkaç resim vardı. Korkudan hepsini toplayıp kaldırdı. Aman Allah'ım, çıldırmak işten değil. Bu sinir gerginliğine nasıl dayanıyorsun Haluk? Ben olsaydım vallahi kalpten 30 kere gitmiştim. Merak etme, bu gidişle olacağı o zaten. Sahi ya, bu ne demek biliyor musun? Çok para kazanacağız Gülnaz, çok kazanacağız. İşi büyüteceğiz. Belki çeşitleri de arttırırız. Belki sabit bir yerimiz olur. Olur mu dersin? Tabii ki olacak Gülnaz. Bakar mısınız? Buyurun. Asansörler bozuk mu? Evet. Eyvah. Ben şimdi 8 kat merdiven mi çıkacağım? Başka çare yok. Gel.
Ablam var. İyi misiniz? Haluk Bey. Haluk Bey. Ne oldu? Bayıldı efendim. Eşim. Eşim. Ne yapacağız? Sen biraz kolonya ile su ver. Kendine gelir. Muhasebeye para bıraktıracağım. Giderken verirsin. Sorarsa ben yokum ha. Sakın bir şey söyleme. Hadi. Peki. Demek arabayı istiyorsun. Neden? Saadet, babaannem yaşlı bir kadın. Onu laboratuvara, doktora falan taşıyacağım. Taksiyle çok zor, inan bana. Peki. Al. Akşam getir ama. Tabii. Saat tam 7'de burada olurum. O saate kalmasan iyi olur. Her neyse. Gece de beraber oluruz, tamam mı? Tamam Saadet. Teşekkür ederim. Hı? Çok makbule geçti. Dikkatli kullan. Merak etme. Pelin. Ha, ben Ali. Hazırsın değil mi canım? 10 dakika sonra orada olacağım. Doğru Belgrad Ormanı'na. Hemenin, bekletme. Hadi öptüm canım, görüşürüz. Bravo vallahi. Çok takipsiz. Aa, nereden çıktı bu araba? Yeni aldım. Yeni mi aldın? Bu benim annemin arabası. Yok canım, benzeridir. Ali sen ne diyorsun? Annemin arabasını tanımaz mıyım ben? İşte, plaka da tamam. Ha tamam, şimdi anladım. Ya, arabayı satılması için bir galeriye bırakmışlar da. Galerici arkadaşım. Al bir dene bakalım, beğenirsen satın alırsın dedi. Yani daha karar vermiş değilim, anlayacaksın. Allah Allah. Demek annem arabayı satmaya karar verdi. Herhalde daha yeni bir modelle değiştirecektir. Herhalde. Biliyorum, hem de bu halde. Haluk Bey'i görmem lazım. Lütfen bana yardım edin. Haluk Bey yok zaten. Bugün geldi.